Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri Bir dersimizi daha geride bıraktık Şimdi yeni bir derste karşınızdayız 5 tane harfimiz var Önümüzde yapacağımız Tabi birbirine benzer olduklarından dolayı Normalde 5 olarak konuştuğumuz harfimizi O benzerliklerini terk etmemek birbirine kıyaslayarak yolumuza devam etmek için altı olarak bugün planladık. Kıymetli kardeşler, her zaman yaptığımız gibi ve yapacağımız gibi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi ile dersimize başlıyoruz. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim okunan eve yere rahmet ve bereket yağar buyurarak rahmet ve bereketi isteyen bizler için güzel bir fırsatı nasıl bir fırsatı değerlendirmemiz gerektiğini çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim okuyacağız ve bulunduğumuz yere rahmet ve bereket yağacak. Elbette ki meşru yerler. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in okunması mekruh olan hatta haram olan yerlerde bu söz konusu elbette ki olamaz. Kıymetli kardeşler bugünkü dersimizin ilk harfi görmüş olduğunuz gibi bizim Türkçemizdeki yazmış olduğumuz C harfinin tersi. Bu sefer C harfinin tersi olan bir harf. İsmini vermiyorum. Harekelerle okunuşlarını vereceğim ve o şekilde inşallah devam edeceğiz. Harfimiz üstün harekesiyle beraber sesi D. Harfimiz esre harekesiyle beraber D. Ötre harekesiyle beraber DÜ. Tekrar edelim. Harfimiz üstünle d esre ile di ötre ile dü sesi alır. Sondan geriye doğru başa doğru gelelim. dü di d. Şimdi sizler bir tekrarlayın. Baştan alıyoruz. Üstünle beraber okuyunuz. Ben okuyorum. d. Ortadaki harfi okuyalım. D. Sondaki harfi okuyalım. D. Çok güzel. Peki. Sırada yine bu harfimize benzer bir harfimiz var. O da aynı şekilde bizim Türkçemizdeki C gibi ama ters C olarak yazılmış. Yukarıdaki harfimizde benzer harfimiz üzerinde sadece fazlalıktan bir noktası var. Yukarıdaki harfimiz dikkat buyurun D harfiydi. Üstünle beraber okunuşu. Bu harfimizin ise okunuşu peltek bir harf olması münasebetiyle bir önceki dersimizde bir harfimiz vardı peltek. Şimdi diğer bir harfimiz var. O da peltek. Aynı dilimizin yine aynı konumundan yine aynı şekilde üst dişlerimizdeki yerini alır. Oraya inceden bir dokunur. Dilimizin ucuyla üst ön dişlerimizin uçlarına dokunuyoruz. Ve Z sesini alıyoruz. Bakınız normal bildiğimiz Türkçemizdeki olan Z sesi başkadır. Z sesi başkadır. Yani biz Türkçemizdeki Z harfini ne yapıyoruz? Dilimizi üst ön dişlerinin uçlarına, dilimizin ucunu üst ön dişlerimizin uçlarına dokunduruyoruz. Peltekleştirerek okumuş oluyoruz. Z şeklinde. Z. Tekrar edin. Z. Pekala. Üstün harekesiyle beraber harfimiz Z. Esre harekesiyle beraber harfimiz Z ötre ile beraber harfimiz zü şeklinde telaffuz ediliyor. Tekrarlayalım. Üstünle beraber z, esre ile beraber zi, ötre ile beraber zü. Sondan başa doğru gelelim. Zü, zi, z. Şimdi sizler tekrarlayın. Hep beraber ben gösteriyorum. Okuyunuz. Z. Okuyunuz the okuyunuz the Evet doğru telaffuzları harflerimizin bu. Kıymetli kardeşler yine birbirine benzer harfler var. Onlardan biri ra harfi. Yine bizim Türkçemizdeki C'nin tersi şekilde yazılıyor ama az önceki D harfiyle bu ra harfimizin arasında sadece imla olarak bir fark var. Az önce D harfimiz D harfimiz başlangıcı ile bitişi hemen hemen aynı şekildeydi. Bunun kuyruğu diyelim uzantısı aşağı doğru sarkık biçimde. Diğerininki yani D harfimize şöyle kısa bir dönüş yapalım. D harfimize dikkat edin. D harfimizin iki ucu aynı istikamete bakar şekilde biri yukarı biri tam direk yani hat üzerine bir çizgi üzerine oturtmuş olsak çizginin tam aynı Boyunun üzerinde aynı doğrultusu üzerinde dikkat ederseniz ne yapıyor? Yol almış gibi görünür. Ama dikkat edin kıymetli kardeşler. Ra harfinde ise durum öyle değil. Durum daha farklı. Bir çizgi çizmiş olsak D harfi gibi aynı doğrultuda kuyruğuyla aynı doğrultuda o çizgiyi göremeyeceksiniz. Dolayısıyla ra harfi ile d harfinin arasında böyle bir imla farklılığı Yazım farklılığı var. Üstün harfiyle, üstün harekesiyle, affedersiniz, üstün harekesiyle beraber ra esre harekesiyle beraber zi ötre harekesiyle beraber ru. Kıymetli kardeşler, burada harfimizin bir özelliği var. Daha önceki harflerimizin tamamında üzerine geldiği zaman da harekeleri hep ince okuduk. Fakat ra harfimizde durum biraz farklı. Sadece esre harekesini aldığı zaman da i sesiyle okunur. Diğerlerinde e'nin kalını olan a sesiyle yani ra şeklinde ve ü'nün kalını olan ru şeklinde okunur. Dikkat buyurun. Hep beraber okuyalım. Ra, zi, ru. Üstünle beraber ra kalın. Yani re demiyoruz. Çok dikkat edelim. Re demiyoruz. Bu ra'ya mahsus bir özellik. Bu harfe mahsus bir özelliktir. Üstünü aldığı zaman da ra, esre ile okunduğu zaman da ri, ötre ile okunduğu zaman da ru. Yani yine kalın okunur. Yine harfimizin benzeri bir harf, artık Türkçemizdeki bildiğimiz z harfimizden bahsediyoruz. Z harfimizin yazılışı Türkçede bizim karşımıza Arapçada bu şekilde çıkıyor. Aynı Ra'nın benzeri bir harf, dikkat edin. Aynı, sadece üzerinde fazladan bir noktası var. Ve Z sesi veriyor bize. Üstünle beraber Z, Esre ile beraber Z, Ötre ile beraber Zü. Tekrar edelim. Üstünle beraber Z, Esre ile beraber Z, Ötre ile beraber Zü. Geriden başa doğru gelelim. Zü, Ötresi ile beraber, Esresi ile beraber Zü üstünüyle beraber z. Harfi gördüğümüzde mutlaka harekesini kale almak durumundayız. Harfi gördük ama harekesi yok. Bu harf okunmaz demektir. Harfi gördük, harekesi var. Hangi hareke var peki? Eğer bize görünen, karşımıza çıkan harf esre ise zi. Efendim ötre ise z. Mutlaka ama mutlaka harfi değerlendirirken harfi okumaya başlarken çok dikkat etmemiz gerekir harekelerin durumlarına. Üstün müdür? Esre midir? Ötre midir? Bu şekilde değer kazanacaktır çünkü. Z, Z, Z. Şimdi ben tekrar gösteriyorum. Siz okuyorsunuz. Z, Z, Z. Pekala. Dikkat ederseniz bir önceki sayfamızda D ile peltek Z aynı birbirine benzer. Kuyrukları ne demiştik? Bir hat çizmi çizmiş olsanız, bir çizgi çizmiş olsanız hem D'nin hem Z'nin kuyrukları o çizgi doğrultusunda bakarlar. Ama yine birbirinin benzeri olan iki harf yani R harfi ile Z harfi dikkat edin bir çizgi çizmiş olsanız D ve Z de olduğu gibi direkt o çizginin doğrultusu üzerine Net direkt bir çizgi göremezsiniz onlarda. O çizginin üzerine onu oturtmak mümkün değildir. Kuyrukları biraz daha kendi halinde böyle salınmış gibi dururlar. Bunlara çok dikkat. Ve püf nokta. Ra harfi diğer harflerden farklı bir yapıya sahip, farklı bir okunuşa sahip. Üstünü ve ötresiyle beraber kalın, esresiyle beraber ince okunur. Ra, ri, ru da olduğu gibi. Diğer birbirine benzer iki harfimizin birincisi üstünüyle beraber S. Esresiyle beraber Si. Ötresiyle beraber Sü. Tekrar edelim. Üstünüyle beraber S. Esresiyle beraber Si. Ötresiyle beraber Sü. Geriden başa doğru geliyoruz. Hemen ötresini görüyoruz harfin. Harfin kendi normal sesi kıymetli kardeşler Bu ses. Ama bu ses bize bir hece oluşturamaz bize bir anlam hani oluşturacak bir kelime, bir yapıya sahip değildir. Sadece harfin kendi sesidir. Bir mana, bir anlam çıkmaz, bir hece çıkmaz. Bize o heceyi çıkaran harfin üzerine Türkçemizdeki ünlü e'nin yerine konulmuş işte üstün dediğimiz hareke. S, si esresiyle beraber, ötresiyle beraber sü. Tekrar edelim. S, si, Sü. Sondan geriye doğru alalım. Sü, si, se. Pekala. Şimdi siz okuyacaksınız. Ben gösteriyorum. Dikkat edin. Sırayla göstermeyeceğim bu sefer. Şunu okuyalım. Harekesini hemen değerlendirin. Harfin kendi sesi. Unutmayın. Harekesini değerlendiriyoruz. Ve okunuşu. Si. Peki. Son hali ötresi sü. Ötre Türkçede hangi ünlü sesin karşılığıydı? Bu sorunun cevabını bir verin bakalım hep beraber. Elbette ki düşündüğünüz gibi ı sesinin karşılığıydı. Madem ki harfimiz s, bir de ı aldığı zaman da sü olacaktır. Madem ki harfimiz s, sesini aldığı zaman da si olacaktır. Kıymetli kardeşler, aynı, benzeri, imla olarak tıpatıp benzeri fazladan bir iki üç tane noktası olan bir harf geliyor. Derenin şırıltısı gibi şşş dediğimiz bir harf. Harekesini aldığı zaman da üstünle beraber okunurken şe esresiyle beraber, şi ötresiyle beraber şu. Tekrar edelim. Şe, şi, şu. Son taraftan baş tarafa doğru çıkalım hep beraber. Şu, şi, şe. Şimdi ben gösteriyorum. Sizler toparlamaya çalışın. Dediğimiz gibi harfi aldığınız anda harekesini mutlaka devreye koyuyoruz ve o şekilde seslendiriyoruz. Bu harf neydi? Ötresiyle beraber ü sesi katarak şu, şi, şe. Çok güzel. Böylelikle kıymetli kardeşler ne yapmış olduk? D, Z, R, Z, S ve Ş harflerinin üç harekeyle okunuşlarını görmüş olduk. Ve birbirine benzeyen sadece bir nokta farklılığıyla D, Z, R ve Z harfleri yine birbirine benzeyen sadece üç nokta fazlalık bir farkla S ve Ş harflerini görmüş olduk. Kıymetli kardeşler, peki bunların şöyle sıralanışı rastgele birbirlerinin aralarını serpiştirilmiş halleriyle okunuşlarını bir görelim. D, Z, R. Tekrar edelim. D, Z, R. Dikkat edin. Üçü de C'nin tersine, Türkçemizdeki C'nin tersine yazılan harfler. Üçü de ama az önce bahsettiğimiz gibi hem D'nin hem D'nin kuyruğu direkt doğru bir istikamete bakıyor. Fakat R harfinin kuyruğu aşağı doğru salınmış bir şekilde. Devam ediyoruz. Z, Z, si. Tekrar Z, Z, si. SÜ, Ş, R. Ne demiştik? Ötre ve üstünde harflerimiz R harfi hem ötrede hem üstünde kalın okunur demiştik. Yani diğer harflerde olduğu gibi e ve ü sesiyle değil, aksine a ve u sesiyle okunmuş olur. Kıymetli kardeşler, bizler bunları mümkünse tabii ki fotoğrafını çekebilir, video kaydı yapabilir ve bu şekilde dersi tak takip etmeye devam edebilirsiniz. Ayrıca yine Galigülti TV'nin kendi sitesinden mutlaka bu derslerimizle alakalı videolarımız var. Oradan da bunların takibini yapar, açar, seyredebilir, bakabilirsiniz. Defalarca seyretmekte sadece bize fayda vardır, başka bir şey yoktur. Kıymetli kardeşler, ayrıca başka başka hoca efendilerin derslerini takip etmek de bize katkı sağlayabilir ama ehil olmayanlarla karşılaşma imkanımız da olduğundan dolayı şimdilik bizim derslerimizi Sağlam tarafından bol bol tekrarla eğer devam ettirebilirsek güzel bir istifade imkanı sağlamış oluruz ve yine devam ediyoruz. Şimdi harekeleri farklı, harfleri de farklı bir kelime oluşturulmuş. Tabi bunlarda herhangi bir mana anlam aramanın pek bir yolu yoktur. Tamamen anlamak önemli olan şu anda burada hareke ile beraber harfi kavrayabilmektir önemli olan. Pekala devam edelim. Dü Zİ ra tekrar dü Zİ ra zi z su zi z su çekmeden okuyoruz aman dikkat yani ri, ze, su şeklindeki okumalar yanlıştır. Daha sonraki derslerimizde Allah nasip ederse onların çekilir halleri de gelecek. İşte o zaman en azından çekmeyi neden yaptığımızı bilerek yapmış oluruz. Dikkat edin. Dü, zi, ra falan bu şekilde çekerek bunları okumak doğru olmaz kıymetli kardeşler. Devam ediyoruz. Sü, şi, Ra. Tekrarlayalım. Sü, şi, ra. Tekrar edelim son bir defa. Sü, şi, ra. Kıymetli kardeşler, demek ki bizler için önemli olan harflerin mahreçleri, çıkış yerleri çok mühim, çok önemli. Harflerimizi tarif ettiğimiz şekilde, anlattığımız şekilde telaffuz edersek, anlatırsak, ifade edersek işte Kur'an'ın orijinaline uygun, aslına uygun okunuşunu yakalamış oluruz Allah'ın izniyle. Ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dersimizin başında okumuş olduğumuz o hadisi şerifiyle bereket olsun, kapatmış olalım. Kur'an-ı Kerim okunan yere rahmet ve bereket yağar. Derdimiz Kur'an olsun, dersimiz sadece şimdi değil, ömür boyu Kur'an olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.